Efendimiz buyuruyor, İftarakat Benu İsrail ala ihte seb'ine fırka. İsrailoğulları, yani Yahudiler, 71 fırkaya ayrıldılar. Soruyorlar, hadis geldi cevabı, daha dün sordular. 71 fırkaya ayrıldı. Ve tezidü ümmeti. Evet, ümmetim daha çok fırkaya ayrılacak. Evet. Ve tezidü aleyha fırka. Onlardan fazla. Bir rivayette selas ve seb'un, 73 fırkaya ayrılacak ümmetim. Burada onlar 70, Beni İsrail 71 fırkaya, bir fazla 72 oluyor. Ama bir başka rivayette 73 öyle rivayetler var. Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kulluhum finnar. Hepsi cehennemlik. İlla vahide, bir tanesi kurtulacak. Cennetlik. Evet. Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde vahiyel cema'a, o tek kurtulacak olan senin inancında olanlar, ehl-i sünnet vel cemaat. Peygamber söylüyor, peygamber sözü cemaattir. Diyorlar ki, bu cemaat dediğin ne ya Resulallah? Kurtulacak olanlar, cennete gidecek olanlar, ne demek cemaat? Hiye ma ana aleyhil yevme ve ashabi. Şu anda ben nasıl yaşıyorsam, ibadet olarak neyi yapıyorsam, inanç olarak neye inanıyorsam, o ve yetiştirdiğim Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, sahabemin yolu bu. Ya biz ona ne diyoruz işte? Ehli sünnet vel cemaat. Peygamberin sözüne, işine, davranışlarına biz sünnet diyoruz. Benim üzerinde olduğum demek benim sünnetlerim. Ehli sünnet bu demek. Vel cemaat, cemaatta sahabe-i kiram. Benim ve sahabemin, ben yetiştirdim onları. Onların yetiştikleri hariç diğerleri cehennemliktir. Kim onlar? Şimdi artık cemaatler çoğaldı ya. Evet. Aslında bu ayrılanların, bu 73 fırka veya 72 fırka dediği, İtikatta ayrılanlardır. Yoksa Hanefi var, Şafii var, Maliki var, Hanbeli var. Bunlar değil. İtikatta ayrılanlar. Kim onlar? Var. Haruriye, Kaderiye, Cehmiye, Mürciye, Revafıda, Rafiziler, Cebriye. Niye hocam? Ne demek istiyorsun? Ne bunlar? Evet. Kaderiye, şimdi adamla diyor ki, kardeşim insan kaderini kendi yazar. Kendi yaratır. Televizyonda da görüyorsunuz. Bu adam hem millete örnek, oyun oynuyor bilmem ne. İnsanın kaderi kendi elindedir. Kaderin kaderini kendi yazar. Bunlara kaderiye denir. İnsan kendi, mesela şimdi ben elimde kağıt tutuyorum. Ve size bir böyle bakıyorum, bir böyle bakıyorum. Bazen burnum şey oluyor, siliyorum. Diyorlar ki Allah böyle adi şeylerle mi uğraşacak ya? Allah büyük. O dünyayı yarattı, işi oydu. Bunları ben yaparım kendim. Hadi bakalım, Allah sana izin vermeden şu parmağını şöyle bir oynat, bir göreyim seni. Sapık. İnsan yaratamaz. İnsan yaratamaz. Yaratan Allah'tır. Kur'an'da böyle canım. Biz bunu kendimiz uydurmuyoruz. Haliku kulli şey. Her şeyin yaradanı Allah'tır. Parmağını kaldırmak kudretini sana veren de Allah'tır.
konuşma yetkisini bana veren de Allah'tır. Ben istiyorum, Allah da senin istediğine göre yaratıyor. Sen yaratamazsın. Yok canım. Acemi futbolcuları aldı bizim antrenör. Muhteşem bir takım yarattı. Akılsız. Ona yaratmak demezler. Birleştirdi çocukları. Baktı bu güzel koşuyor. Ha, sen oraya git dedi. Öteki pek koşamıyor ama iyi vuruyor topa. Sen dedi kalenin önünde dur, gol atsın dedi. Bunları düzenlemiş o. Düzenlemiştir o. Yaratmadı. Olan şey yaratılır mı? Aynı Nemrut da İbrahim Aleyhisselam çağırmış. Getirin bakayım demiş o delikanlıyı. Hava atacak ve krallığını pekiştirecek. Putperestler rahatsız, kırıldığı için çağırmış. Senin tanrın ne yapar? Benim tanrım demiş insanları diriltir, öldürür. Yuhyi ve yumiyt Kur'an'da var ya. Oradan iki adam çağırmış. Muhafızlarına demiş ki şunun kafasını vurun. Zavallının kafası yuvarlanmış gitmiş, kellesini uçurmuşlar. Aha demiş, bak ben öldürdüm, gördün mü? Senin tanrın öldürdüğü gibi ben de öldürdüm. Ben de tanrıyım demek istiyor. Ona da demiş ki sen git. Aha ben yaşattım. Akılsız, zaten yaşayıptır o. Ama oradaki insanlar aa demişler, bizim kralımız altta kalmadı, yenilmedi. Zaten yaşayıp duruyor. Aha demiş, bak yaşattım. Zaten yaşıyor. Yarattım diyorlar ya. İnsan kendi yaratır. Kaderiye bunlar. Sapık. Nereyi yaratıyorsun? Takım yaratır. Zaten olan şeyi yaratma denir mi ya? Olmayan bir şey. Hadi vücuda getir bakalım. Bir saman çöpü. Bir zerre meydana getir. Görem seni hadi sıkıysa. İki şeyi birleştiriyorlar. Bu Allah'ın kanunu zaten. Hidrojenle, iki hidrojenle bir oksijenin yan yana getirdin mi ne olur? Aha bu olur. Bu Allah'ın kanunu ya. Başka şeyleri yetişen bir şeyler oluyor. Bu Allah'ın kanunu zaten. Olmayan bir şeyi meydana getir bakayım. Hadi göreyim, yaratıyorsan. Mümkün mü canım? Ama bunları insanlar düşünmüyor. Evet. Kaderiyenin onun için sapık fırakı dalle. İnsan her şeyi yapamaz. Acizdir. Biliyorsunuz o kadar milyonlarca insanı kesen, öldüren Stalin gitti. Ölümüne engel olamadı. Değil mi? Hani çok güçlü, kuvvetliydi ya. Dünyanın ağır siklet boks şampiyonu Müslüman kardeşimiz Muhammed el-Kırey ayakta bile zordur ya. Ama Allah hiç acizliğe düşmüyor. Hiç zor duruma düşmüyor. Biz ne kadar güçlü kuvvetli olsak sonunda sıfır. Ben 1973'te İran'ı gezdim. Şah dönemiydi. Allah ne ihtişamlı, ne tantanalı. Be şahın, şeyhin şahı bilmem ne şeyhin şahı. Basit bir insan ama öyle. Sonra ölecek yer bulamadı yahu. Dünyada hiçbir yer kabul etmedi onu da Kahire'de bir otel köşesinde öldü gitti. İnsan bu aciz. Allah ölmez. Acize düşmez. Hakim mutlaktır. Kadir mutlaktır. Biz öyle bir Allah'a inanıyoruz. Evet efendim, Kaderiye'nin görüşü sakat. Şimdi Cebriye de diyor ki tamam Allah kadir. İnsana da hiçbir yetki yoktur. İnsan saman çöpü gibidir. Tabi saman çöpü olunca rüzgar ne taraftan eserse oraya gider. Onun için saman çöpünün ne kabahati var? Rüzgarın kabahati var. İnsanlarda şey yoktur diyor. Suç yoktur. İnsanı sarhoş eden, zinacı eden, kafir eden de Allah'tır. Bizim elimizden bu canım. Her şeyi Allah yaratmıyor mu? Bizim suçumuz yok diyor. Cebriye de bu. Bu da sapık değil mi? İnsanlar suçu yoksa niye Allah zina haramdır, şarap haramdır, rüşvet haramdır, yalan haramdır? Niye söylüyor o zaman? Kur'an'da onlar haram diyor.
olur mu boşuna söz? Evet, bir kısım da diyor ki sen yanlış söylüyorsun. Sen de yanlış söylüyorsun. Allah dedin mi? Allah bir, Muhammed Resulullah dedin mi? Ne yaparsan yap zarar vermez. Ne kadar büyük günah işlersen işte, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin mi? Dar cennete. Hırsızlık yap, şarap iç, zina yap, milleti dolandır. Problem değil. Allah bir, Muhammed Resulullah de. Burada mürciye diyorlar. Böyle var. Bir sürü adam var. Hani 73 fırka kim derseniz, işte böyle kimseler var. Orta yol, doğru yol, ehl-i sünnet vel cemaat. Yaradan Allah'tır. İnsan yaratamaz. Ama insan saman çöpü de değildir. Yoksa niye peygamber göndersin ya? İnsanlarda hiçbir yetki olmasa niye peygamber göndersin? Niye hadis söylesin? Niye Kur'an gelsin? İnsanda akıl vardır, irade vardır. Ama yaratamaz. Allah insanı serbest bırakmıştır. İnsan haram ister. Allah sevmeyerek yaratır istediği için. Yoksa yaratmasa cebriye olur o zaman. Ne suçu var demeye gideriz. Sen istiyorsun, Allah yaratıyor. Ama sen şimdi camiye geldin, namaz kılmaya geldin. Cami yaptırdın, okul yaptırdın, hastane yaptırdın, hayır işledin. Sen istedin. Allah da bu gücü sana verdi, yaptırdı. Severek yaptı bunu. Namaz kılacağım dedin, istedin. O gücü sana verdi. Bağısı gelemiyor değil mi? Yatağa çakılıp durur. Hadi gelsin de namaz kılsın, bakalım kalksın da. Sen istersin, Allah yaratır. Onun için insan isteme kudretine yetkisi olduğu için, sahip olduğu için sorumludur. Cebir yoktur. Peki kaderin anlamı ne hocam? Tabii bunlar çok geniş de. Allah her şeyi bilir mi? Allah'ın bilmediği şey var mı? Cevat Hoca'nın bildiği şey ya burada. Azıcık ileri gittin mi kusura bakma bu kadar deriz biz. Ama Allah'ın iliminin sonu yok. Şu duvarın arkasının ne olduğunu bilmez. Sen de bilmezsin. Ama Allah bilir. Yarın ne olacağını Allah bilir. Sen bilemezsin. Yani Allah'ın ilminin sınırı yok. Sonu yok. Ezelde İnsanları, ruhları yarattığında bütün yetkileri vermiş, salıvermiş onları. Ezel meclisinde sen sarhoş olmayı istemişsin. Öteki hırsız olmayı, yankisçi olmayı istemiş. Salıvermiş yani, serbest bırakmış. Verdiği irade ile ha, dünyaya gelince senin bunu yapacağını bildiğinden dünyaya gelince bunları yapacağını yapmışım orada ya. Bildiğinden yazıyor. Buna kader deniyor. Bu kaderi Allah'tan başka kimse bilmez. Ve indehu ummul kitab. Ana kitap Allah'ın katındadır. Hiç kimse bilmez. Levh-i mahfuzda meleklerin muttali olduğu değil bu ana kitap. O ana kitaptan olacak şeyleri levh-i mahfuza geçiriyor Allah. Görevli melek oradan alıyor, gereğini yapıyor. Allah'ın memurlarıdır onlar. Onlar bile bu ana kitabı bilmezler. Orada kendilerine şunu yap, bunu yap emirlerini ancak alırlar. Onun için biz de o kaderi bilmediğimizden biz aklımızı kullanacağız, irademizi kullanacağız, Kur'an'a bakacağız, Muhammed Mustafa'nın sözüne bakacağız. Şu doğru, şu güzel, onu yapacağız. Şunu yapma, bu yanlış, onu yapmayacağız. Sizin tabirinizle köşeyi döneceğiz. Cennete gideceğiz inşallah. Evet, müminler cennete gidecek. Hele ilk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah oldu mu? İmtihan bile yok. Geç yiğidim, geç diyecekler melekler. Allah bunu nasip etsin inşallah. Evet, onu söylüyor peygamberimiz. Ümmetimin fırkalara ayrıldığı itikat bakımından
mezhep bakımından değil. Bir de şimdi tabii, şimdi Müslümanların hocası bir olmaz. Burada 100 kişi var. Millet 100 kişiden mi ibaret? Burada Cevat Hoca vaaz eder, öbür camide Ali Hoca vaaz eder, öbür tarafta Mehmet Hoca vaaz eder. Müminlere dini öğreten hocalar çok olabilir. Ama hepsi ne öğretiyor? Allah bir, Muhammed Resulullah, din, hüküm bu. Peygamberin sünneti bu. Böyle değil mi? Hepsinin hedefi Allah'ın rızasını kazandırmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğretmektir. Onun şefaatini kazandırmak, güzel insan olmaya bildiği bilgileri aktarmaktır. Ne demek istiyorum? Hangi hocadan öğrenirsen öğren, öğrendiğin bir harf öğrenin kölesi oluruz biz. Tamam da hepimiz müminiz, hepimiz Müslümanız. Hedef Allah rızası, Resulullah'ın sevgisi, kıblemizde bir. Öyleyse hangi hocadan okursak okalım, o mu? Bırak onu ya. Deyip gruplaşma. En iyisi benim deyip gruplaşma. Hepsi Müslüman. Hepsi innemel müminüne ihva. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Hocan ne olursa olsun, bu işte burada bahsedilen ümmetim 73 fırkacı bu değil. Çünkü hepsi aynı imana sahip. Ama işi bu hale getirmek yanlış. Yanlış. Nereden biliyorum? Peygamberimiz öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. İnnellezîne farrakû dînehum ve kânû şî'an leste minhum fî şey. Habibin grup grup ayrılanlar var ya, Ebu Cehilciler, Ebu Lehebciler, bilmem kimciler, kimciler diye. Şimdi anlatmak için söyledim. Müşrikler bile bizim adamımız Ebu Cehil diyorlar. Öteki bizim adamımız Ebu Leheb diyorlar. Öteki bizim adamımız şu diyorlar. Maalesef Müslümanlar da benim hocam şu. Bir kitle onun peşinde. Bir kitle onun peşinde. Öteki merhabayı bile demiyor. Yok, bu yanlış. Tamam, hocanı sev, say. Ama başka müminler tepeden baktın mı Kur'an'ı çiğnersin. Bir de çok büyük tehdit var. Böyle bu derecede müminlere yan bakacak, selam vermeyecek şekilde, onları aşağılayacak şekilde, en iyi Müslüman biziz diyecek şekilde, başkaları işe yaramaz diyecek şekilde gruplaşanlarla, Habibim senin hiçbir ilgin yok. İnnellezîne farrakû dînehum ve kânu şî'an leste minhum fî şey. Hiç ilgin yok senin. Onlara ne yapacağını soracağız diyor. Bu yanlış. Böyle değil. Tabii sen hocadan okuyacaksın, o hocadan. Hepimiz bak bir camide yan yana duruyoruz, namaz kılıyoruz. Ne güzel. Ne güzel ama başka mümini tepeden baktın mı orada işte yanlış başlıyor. Zaten Kur'an'a aykırı. La tuzekku enfusakum. Hiç kimse kendini temize çıkarmasın. Ben en üstünüm, temizim demesin. Kimin temiz olup olmadığını ben biliyorum diyor Allah. Defter-i amalini açınca kendi de görecek. Onun için hiçbir mümine tepeden bakamayız. Horlayamayız. Onunla selam sabahı kesemeyiz. En iyisi benim diyemeyiz. Buna dair hadislerde gelecek. Yani bu 73 fırkaya ayrıldı demek bunlar değil. İtikadı bozuk, bak dediğim gibi. Burada kastolunan itikadı bozuk olanlar. Onlar 73 fırka dediği budur. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Var yani, Rafiziler var mesela. 20 çeşit. 20 çeşit. Yumuşağı var, serti var, ortası var. Yani kendi yolunda yumuşağı, serti var. Bilmem işte falan, şeytana tapan var. Şeytanın şerrinden emin olmak için şeytana tapıyor. Ona tapalım ki diyor, kurtulalım kendimiz diyor. Öylesi var. Bizim memleketimizde de bazı yerlerde var. Suriye'de var, Lübnan'da var. Dürziler var. Adı öyle.
Neler var neler var. Bizimki ehli sünnet vel cemaat. Peygamber yolu, Kur'an yolu, sahabe yolu. Evet. Leyse fiha firkatun adar ala ümmeti min kavmi yakisuneddin bi ra'yihim feyuhilluna ma harramallah ve yuharrimuna ma ahallallah. Şimdi hadisin devamını okuyoruz. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Şunlar 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 dedikten sonra bunların en kötüsü şimdi bu hastalık çok. Ben hocayım, bak Allah razı olsun, geldiniz dinlemeye. 50 senedir uğraşıyorum bu işle. Güne tam adam olduğumu söyleyemem. Evet. Herkes benim gibi 50 sene uğraşabilir mi bunlarla? Hepimiz bunlarla uğraşsak benim elbisemi kim dikecek? Bunu kim icat edecek? Saati nasıl, nereden bileceğim ben? İnsanlar, kimisi saat yapacak, kimisi kumaş yapacak, kimisi ekmek yapacak, kimisi otomobil yapacak, uçak yapacak. Birbirimizin kabiliyetleri, yardımlaşacağız. Terzi benim şu elbisemi dikmese, kumaş fabrikası kumaş yapmasa sizin karşınıza çıkabilir miyim ben? Ayıp yahu. Ayıbımı örtüyor bak terzi. Para kazanıyor tekstilci. Helal olsun, kazansın. Benim ayıbımı örtmeye vesile oluyor. Eşem ben yemek yemesem dayanabilir miyim? Fırıncı da Allah razı olsun yemeğim yapıyor diyor. Karnımı doyuruyorum. Lokantacı da öyle. Yani herkesin yaptığı iş, insanlara yararlı iş. Aynı Cevat Hoca'nın kürsüden size hadis okuduğu gibi, hedef Allah rızasıysa, helalinden, dünyamda helalinden geçinimse, insanlara yararlı olayımsa, para kazansın, aynı sevabı alır. Aynı sevabı alır. Şimdi bunu söyledikten sonra, ama sırf bununla uğraşan Cevat Hoca kadar bir herhalde ayakkabıcı bilemez değil mi? Bir tüccar bilemez herhalde. 1050 senedir uğraşıyoruz yani. Şimdi ayakkabıcı bir konu oluyor. Kanaatıma göre başlıyor konuşmaya. Yapma arkadaşım. Kanaatına göre deme diyor bak. En zararlısı budur. Bütün bu sapık mezheplerin en zararlısı bu tip adamlardır. Şimdi de bu hastalık çok. Mühendis adam kanaatıma göre mantığıma... Bir dakika arkadaşım. Mühendisliğin mantığı var. Askerliğin mantığı var. Dinin de mantığı var. Sen ayakkabının da mantığı var. Ayakkabıcılığın da mantığı vardır. Her sahanın bir kendine göre mantığı vardır. Curcuna çıkmaz mı? Fesat çıkmaz mı? Anarşi çıkmaz mı? Bak yan yana durduk. Bir ne güzel namaz kıldık. Yan yana kavgasız dövüşsüz. Bu prensipleri bize sunan kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Namazda böyle durulur. Nereden tabii? Onun da örneği peygamber. Onun da aldığı yer Kur'an. Ama onlar ben alamadım, bilemediğim için o bana tam anlayacağım dille söylemiş. Onu söyledi. Ben de ne güzel namaz kıldık. Şimdi herkes kanaatıma göre deseydi, ha birimiz burada durardı, birimiz daha orada durardı, birimiz orada durardı. Niye ya canım? Yok, namazın bir usulü var ya, sistemi var ya. Evet, curcuna çıkardı. Onun için en kötüsü diyor, kanaatıma göre Allah'ın haram deyip Allah'ın haram kıldığını helal sayan. Ne kadar çok. Duymuşum. Herif ayyaş, akşamcı. Ya hocam buna haram diyorsunuz. Neresi haram olsun bunun ya? İçiyorum, kafamı buluyorum. Kimseye zararım yok. Neresi haram olsun? Yapma. Adın Mehmet'se, Ali'se böyle deme. Bilmiyorsun arkadaş. Bilene sor ya. Allah Allah. Böyle söylüyor adam. Bunun neresi haram olsun ya diyor. Bak Allah'ın haram kıldığını helal sayıyor. Helal saydığını da haram kılıyor. Öyleler de var. Öyleler de var. Bana şimdi burada saatler var görüyorsunuz. Burada yani görmedim de.
Bir cami, ha orada var saat. O saatin orada adam muhafazasını yaparken marangoz şekiller yapmış. Hocam gel gel. Bak bak burada şey var. Heykele benziyor bu. Haça benziyor. Yok lan haçla falan ilgisi yok. Ya şimdi burada namaz kılınmaz. Allah Allah. Allah'ın camisinde namaz kıldırmayan böyle adamlar da var. Ya bilmediğin şeye burnunu sokma ya. Ahkam kesme. Evet. Geçen hafta telefon çaldı. Açtık. Kahramanmaraş'tan arıyoruz hocam. Buyurun. Bizim imam dedi ki, bunu söylemek zorundayım. Bizim imam dedi ki, cenaze namazı duadır. Duayı da abdestsiz edebilirsiniz. Yani cenaze namazını abdestsiz kılabilirsiniz dedi. Hiç duymadık ya hocam. Olur mu arkadaşlar? Ben 50 senedir bu işte uğraşıyorum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Sen yani elem tere lilaf yatıp kalkıp namaz kıldırıyorsun. Şunu görsen mertek zannedeceksin şurada. Böyle ahkam kesilir mi? Kanaatime göre denilir mi ya? Bu işin dayandığı hadisler var, ayetler var. Yani demek istediğim her sahada oluyor bu. Efendimiz ne güzel söylemiş. Bu sapık mezheplerin, sapık fırkaların en tehlikelisi diyor. Bir fıkra ehl-i sünnet ve cemaat hariç en tehlikelisi bunlar içerisinde kanaatıma göre deyip Allah'ın haramını helal yapan helalını haram kılandır. Evet. Cenaze namazın içeriği duadır. Doğru. Ama adı ne? Bir daha söyleyin. Cenaze namazı. Dua demiyor be peygamber ya. Salatul cenaze diyor ya. Namazı diyor. Namaz abdestsiz kılınır mı yahu? İza kumtum ila salati fasilu vucuhakum ve eydekum ila merakib emsahu bi ruusikum ve erculakum ila ka'bayn. Allah'ın emri bu. Namaz kıldığınız zaman, kılacağınız zaman kollarınızı yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınıza meshedin, ayaklarınızı yıkayın. Ayet var böyle, abdest farz. Cenaze namazı. Allah da diyor ki namaz kılacağınız zaman abdest alın diyor. Ey imam, bu ayeti bilmiyor kerata. Ondan sonra da niye kılınmasın canım, duadır. Allah kılmaz diyor, yahu ben kanaatim değil ki bu. Namaz kılacaksan abdest alacaksın diyor Allah. Neden? Kur'an'ın tefsirini bilmiyor ki. O elem tereli ilafi yat. Hadi bakalım. Biraz da size çatacağım tabii. Sordu bana. Hocaya saygı duymak lazım. Peygamber makamında namaz kıldırıyor. Ama hoca da orada durduğunun bilmesi lazım kadrini. Siz de bir dakika hocam deyip bu ayeti okumalıydınız ona. Cenaze namazı diyoruz hocam. Namazı, namazı kıldığınız zaman da Allah abdest alın diyor. Sen de böyle söylüyorsun de taşı koymasın lazımdı. Allah ömürler versin, isabet buyurdunuz. Demek gitsiniz. Ben de burada konuştuğum zaman şu ayete göre, şu hadise göre böyledir diyeceksiniz. Günde kaç tane gazete hatmediyorsunuz? Ama bir fıkıh kitabı okumuyorsunuz. Biz ne desek kafa sallıyorsunuz. Saygınız güzel de biz de yanılabiliriz. Bir dakika hocam. Siz öyle dediniz ya, böyle de ayet var, hadis var. Buna ne diyeceksin? Deyiverin ya, bir daha öyle sallayıp durmasın adam. Siz de bilgili olun, biz de bilgili olalım. Böyle nigüde en tehlikesi budur diyor. Bilmeden kanaatıma göre diye ahkam kesendir diyor ki Allah bunlar böyleleri böyle olmaktan bizi korusun. Böyle şerrinden ümmet-i Muhammed'i korusun. Evet, hadis-i şerifi Tabarani Avf İbn Malik'ten nakletmiş. Hakim Müstedek'inde keza kütüb-i sitedinin 4 tanesi iftarakatil yahudu ala ihta ve seb'ine fırka ve teferrakat en nasara ala isteyn ve seb'ine şeklinde. Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ve teferrakat ümmeti ala selas seb'ine fırka, ümmetin 73 fırkaya bölünecek. Bir tanesi hariç hepsi cehennemlik. O da ehli sünnet vel cemaat.
benim ve ashabımın üzerinde olduğu yoldur şeklinde nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.